Nurdağ ilçemizdeyiz. Depremden en çok etkilenen iki ilçemizden birisi. Sizlerin bildiği gibi Nurdağ ve İslahiye ilçelerimiz bu asrın felaketinde ciddi zarar gördü. Maalesef kayıplarımız oldu, yaralılarımız oldu. Nurdağ ilçemize gelmiştik. İlk çalışmalarımıza burada başladık. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde kurulan 10 konteyner ve çadır alanına sahip acil sağlık ve muayene hizmeti olmak üzere 25 yataklı Sahra Hastanesi depremden etkilenenlerin hizmetine sunuldu. Sahra Hastanesi'nin 7 pratisyen, 2 ato, 2 pediatri uzmanı, 2 kadın doğum uzmanı, 1 göz hastalıkları uzmanı, 27 yardımcı sağlık personeli, 15 temizlik personeli ve 15 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 71 personel Sahra Hastanesi'nde görev alıyor. Hastane 13 Mart günü itibariyle 112 hasta, 1 doğum ve 5 müşahede hastası tedavi hizmetlerinin verildiği ifade edildi. Gaziantep Sağlık İl Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, depremden en çok etkilenen iki ilçemizden biri olan Nurdağ ilçemizdeyiz. Asrın felaketinde ciddi zarar gördü ifadelerini kullandı. Nurdağ ilçemizdeki hastanemiz ne yazık ki kullanılamaz durumdaydı. Acil olarak ilk başta UMKE ekiplerimizi yönlendirdik, çadırlarımızı kurduk ve burada sağlık hizmetine başladık. Bugün artık geldiğimiz noktada şu an içinde bulunduğumuz Sahra Hastanemizi kullanmaya başladık. Burası bize Bohringer firması tarafından yapıldı ve bağışlandı bakanlığımıza. Son 2-3 gündür de hizmete almış durumdayız. Bu 25 yataklı bir Sahra Hastanesi. İçerisinde 10 konteyner var, çadır alanlarımız var. Acil sağlık hizmeti verebiliyoruz, muayene hizmeti verebiliyoruz. 3 tane konteynerimize normal muayene hizmetlerini şu an için hizmet verebiliyoruz. Laboratuvar hizmetimiz var yine aynı şekilde bu hastane içerisinde. Beraberinde bir tane röntgen cihazımız var. Orada hizmet verebiliyoruz. 25 yatakta gözlem alanlarımız var. Buralarda hastalarımıza hizmet verilebilir durumda. Bugün yaşadığımız güzel bir olayımız var. Bu hastanemizde ilk defa ilçemizde Sahra Hastanemizde bir doğum gerçekleşti. Bir Türk vatandaşımız doğum yaptı. Şu an annenin de bebeğin de durumu gayet iyi. Gözlemdeler. Akşama kadar izleyeceğiz. Herhangi bir sorun olmazsa kendilerini taburcu edeceğiz.